Bugün tarihi bir ana şahitlik ettik. Yüz binler adeta Galata'ya aktı. Bu şunu gösteriyor. Biz her zaman diyoruz ki her eylem yeniden diriltir bizi. Hakikaten bugün bir diriliş görüyoruz. Bugün burada özellikle hem tarih olarak hem saat olarak belki de imkansız dediğimiz zamanda imkansız sayılara ulaştık. Bu şunu gösteriyor. Milletimizin insanlığı hala diri, vicdanlar hala diri. Gazze'deki masum çocuklar için, verdiğimiz şehitlerimiz için insanların öfkeli bir dirilişine şahitlik ediyoruz aslında bugün. Biz de Ankara'dan yaklaşık 70 otobüs, 3000 aşkın vatandaşımızla, gencimizle, ailemizle birlikte buraya geldik. Onlar da tıklım tıklım bütün otobüslerimizi doldurdular ki bütün herkesin adeta uyuduğu saatlerde onlar uyanıktılar ve onları uyandırmaya çalıştılar. O yüzden İstanbul'a geldiler. Aslında bütün dünyaya güçlü bir mesaj vermek için bir araya geldiler. Buradan da güçlü bir mesaj verildiğini düşünüyoruz. Çünkü şahitlik ettik ki Ayasofya'daki kıldığımız sabah namazı dahil, oradan başlatılan yürüyüş dahil Galata Köprüsü'ne kadar hakikaten yüz binler buradaydı. İstanbul'un en kilit caddeleri, en kilit noktaları kapatıldı. Bütün İstanbullular buradaydı. Aslında bütün Türkiye'nin vicdanı buradaydı. Bütün Türkiye'nin kalbi buradaydı. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail'in yaptığı zulme sesini çıkaran sadece Türkiye olmadı bu sefer. Bu sefer farklı bir diriliş var. Bütün dünya halkları uyandı. Bu aslında başka şeylerin müjdecisi. İnşallah bundan sonra da 2024 yılında daha adil bir dünya için daha çok çalışacağız. Bütün herkesin çalışması gerekiyor. Boykotlarımıza devam etmemiz lazım. İsrail'i destekleyen bütün firmaları engellemek için onların satışlarına ket vurmamız lazım. Bizim elimizden gelen sesimizi yükseltmek, bu şekilde bir araya gelmek, boykot etmek. İnşallah ileriki günlerde, gelecekte elimizden daha fazla şeyler yapmak gelir. Devletimizin eli inşallah daha fazla güçlenir ki İsrail'in zulmü durur ve inşallah Filistinli kardeşlerimiz artık özgürlüğüne kavuşur. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Biz şehit verdik ve yıllardır şehit veriyoruz. 40 yıldır ülkemizde bölücü terör örgütüne şehitlerimizi veriyoruz. Ama artık milletçe şunu bilmemiz lazım. Ülkemizde ve bölgemizde terör örgütlerini yöneten el kimse, Filistin'de de katliam yapan el aynıdır. Bizim artık bunu aynı görmemiz gerekiyor. Bizim aslında bugün vermemiz gereken mesaj, bir mesaj da, önemli mesaj da bu. Katil İsrail'in, katil ABD'nin artık bu dünyanın üzerinden kirli ellerini çekmesi gerekiyor. Bütün dünyanın bu konuda bir araya gelmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, dünya beşten büyüktür dediği gibi, bizim de burada hep birlikte ve bütün dünya halklarıyla birlikte buna destek vermemiz gerekiyor. Aslında burada Cumhurbaşkanımız bu beşliğe muhalefet ediyor. Bizim bu muhalefete en güçlü desteği vermemiz gerekiyor ki verdik. Vermeye de devam edeceğiz inşallah. Duygularımız bu şekilde. Siz de şahitlik ettiniz. Yani bütün İstanbul, Galata, Yeni Cami, Taksim, Ayasofya her taraftan buraya yürüyüş oldu. İnsanlar akın akın geldi. Bütün illerden geldiler buraya. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah Filistinli kardeşlerimize Gazze'de katledilen çocuklarımızın ailelerine bir nefes olmuşuzdur. İnşallah Allah katında kabul olmuştur yaptığımız bu işler. Duygularımız bu şekilde.